Kıymetli seyirciler, 12 imamdan bazılarını bundan önceki konuşmalarımızda sizlere tanıtmaya çalışmıştık. Şimdi sizlere 12 imamdan bir diğerini, Seyyid Ali Nakî'yi takdim etmeye çalışacağız. Gerçi bu kıymetli İslam büyüklerini ne kadar anlatsak, yine de onların hakiki değerlerini ortaya koyamayız. Ama şunu bilelim ki sevgili seyirciler, nasıl ki tatlı yiyen tatlıya o an için doysa da, sonraki zamanlarda artan bir iştiha ile tekrar tekrar yemeği arzu eder, İşte bu büyüklerde anlatıldıkça bizde öyle kuvvetli bir muhabbet ve sevgi zinciri hasıl ederler ki onları her dinleyiş ve seyredişte kalplerimiz cilalanır. İnsanlarla daha kuvvetli dostluklar kurarız. Bakınız bu kuvvetli sevgi zincirinin halkaları nasıl diziliyor? Birlikte görelim efendim. 12 imamın 10.'sü olan Ali Nakî rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimizin torunlarından olup Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evladındandır. Hazreti Hüseyin'in torunlarından olduğu için de Seyyid'dir. Kıymetli babaları Muhammed Cevat Takî'dir. Yani sevgili seyirciler, Seyyid Ali Nakî'nin Peygamber Efendimize kadar ulaşan kıymetli ecdadının isimleri şöyledir. Ali bin Ebi Talip, onun oğlu Hüseyin, onun oğlu Zeynel Abidin, onun oğlu Muhammed Bakır, onun oğlu Cafer-i Sadık, onun oğlu Musa Kazım, onun oğlu Ali Rıza, onun oğlu Muhammed Cevat Takî, onun oğlu da Ali Nakî'dir. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Bu 9 imamın yanında Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan ile Ali Nakî'den sonraki iki imam Hasan Askeri Zeki ve Muhammed Mehdi'yi de zikredecek olursak 12 imamın hepsini saymış oluruz. Ali Nakî Hazretlerinin künyesi Ebul Hasen-i Askeri olup ayrıca Hadi lakabıyla de tanınmıştır. İmamı Ali Nakî 829 yılında Recep-i Şerif ayında Medine-i Münevvere'de doğdu. 868 yılında Bağdat'ın Samerra nahiyesinde vefat etti. Seyyid Ali Nakî'nin rahmetullahi aleyh imamlığı 33 sene 6 ay 27 gün devam etmiştir. Ali Nakî Hazretlerinin Hasan-ı Askeri, Hüseyin ve Cafer adında 3 oğlu ve bir de kızı vardır. İmamı Ali Nakî'nin hayatı hakkında bu kısa bilgileri sizlere takdim ettikten sonra şimdi de onun üstün hallerinden ve bazı menkıbelerinden bahsetmeye çalışalım. İmam-ı Nakî Hazretleri yanında Salih bin Said olduğu halde Medine'den Samerra'ya gittiler. Korkulu bir yerde konakladılar. İmam-ı Nakî Hazretlerini sevenlerden biri içeri girip, efendim, kervandakiler sizin kıymetinizi gizlemek ve nurunuzu söndürmek istiyorlar. Bunun için böyle kötü ve korkulu yerde konaklattılar dedi. İmam-ı Ali Nakî Hazretleri, ey Said'in oğlu, şöyle bir bak buyurup eliyle işaret etti. Salih, onun işaret ettiği tarafa baktığında dünyada bir benzeri olmayan bahçeler, ırmaklar ve köşkler gördü. Biraz sonra bu haller kayboldu. Sonra ey Salih, biz nerede olursak olalım Allahü Teala'nın nimetleri bizimle beraberdir buyurdu. Bir gün birisi gelip hanımının hamile olduğunu ve doğacak çocuğunun erkek olması için dua etmesini Seyyid Ali Nakî Hazretlerinden istedi. Bunun üzerine buyurdu ki, çoğu kız vardır ki erkek evladından daha hayırlıdır. Daha sonra o şahsın bir
kızı dünyaya geldi. İmam-ı Ali Nakî Kudsesi Ruh Hazretleri zamanında Hindistan'dan bir sihirbaz gelmiş, gösteriler yapıyordu. Zenginlerden biri onu çağırıp, İmam-ı Nakî'yi mahcup edebilirsen sana 1000 altın vereceğim dedi. O böyle söyleyince sihirbaz, olur yaparım. Yalnız bir yemek ve yanına birkaç yufka ekmek hazırlayıp beni yanına oturtunuz dedi. Sihirbazın dediği gibi yaptılar. İmam-ı Nakî Hazretleri gelip sofraya oturdu. Bir parça ekmek almak istedi. Sihirbaz bir şeyler yaptı. Ekmek önünden havalandı, uçtu. Bu iş 3 defa tekrarlandı. Sofrada bulunanlar gülmeye başladılar. Oturdukları odada bir divan yastığı üzerinde arslan resmi vardı. İmam-ı Ali Nakî Hazretleri resme işaret ederek bu adamı yut buyurdu. Resim bir anda aslan oldu, sıçradı ve sihirbazı yuttu. Tekrar eski yerine geldi. Sonra Allahü Teala'nın düşmanlarını dostlarının üzerine musallat etmek doğru değildir buyurdu. Bir gün İmam-ı Nakî rahmetullahi aleyh bir düğün yemeğindeydi. Samerra ileri gelenlerinden birisi boş şeyler konuşuyor ve İmam Hazretlerine gerekli olan saygıyı göstermiyordu. İmam-ı Nakî bir ara bu şahsın evinden acı bir haber gelip bu yemekten yiyemeyecek buyurdular. Yemekler hazırlanınca ellerini yıkadı. Yemeği yiyeceği sırada hizmetçi ağlayarak içeri girdi ve annen damdan düştü, koma halinde. Çabuk ol da ölmeden gör dedi. Hakikaten o şahıs yemeğe oturamadan gitmek mecburiyetinde kaldı. Yine bir gün İmam-ı Nakî Hazretleri halifenin çocuklarından birinin düğün yemeğinde bulundu. Herkes edeple oturduğu halde gencin biri çok gülünç şeyler söyleyerek edep sınırını aşıyordu. Bunun üzerine İmam-ı Nakî rahmetullahi aleyh ona, ey genç, çok gülüp kahkaha atıyor ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oluyorsun. Halbuki 3 gün sonra ölebilirsin. Kabre hazırlıklı mısın buyurdu. O genç bu sözü duyduğu halde edepsizliğinden vazgeçmedi. Yemekler yendi, düğün bitti. Ertesi gün o genç hastalandı. 3 gün sonra da öldü. Sevgili seyirciler, sözlerimizi şu dörtlükle bitiriyor. İyi günler diliyoruz. Büyükleri sevdim, aşka kanmadım. Tatlıları yedim, tada doymadım. Seyyid Ali Nakî 10. imam, o da bu tatlıdan başka bilmedim.